Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 2017 çok verimli geçti. Yani inşaatlarımızı hemen hemen bitirdik. 1500 kişilik yurdumuzu teslim ettik. İşkur binamızı Gürcükapı'dakine teslim ettik. İskan konutlarımızda yaklaşık 300 kadar konut, 268 tane konutumuzu teslim ettik. 441 tane konutumuz da bitme aşamasında geldi. İnşallah 2018'de onları da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Artı çevre kirliliği olarak da Sayın Valimizin talimatları ve emirleri doğrultusunda ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve Sağlık Müdürlüğümüzün, bizim koordinatörlüğümüzde ekipler kurduk. Bu ekiplerle ilgili çok iyi denetimler yaptık. Bir defa kömürlerde herhangi bir kaçak kömürümüz veya kötü kömürümüz bulunmaktadır. Bununla ilgili yaklaşık Erzurum'umuzda 25 milyon ton civarında devletimizin dağıtmış olduğu kömürler mevcuttur. Bunların analizlerini de tek tek yapmışızdır. Herhangi hiçbir sıkıntı yoktur. Diğer ithal kömür olan kömürümüzün de denetlemeleri çok sıkı şekilde yapmıştır. Herhangi bir aksaklık veya herhangi bir kötü kömürümüze rastlanmamıştır. Bunların yaklaşık Erzurum ilimiz için de 140 bin ton civarında bir kömür şeyimiz var. Tabii bu kömürden dolayı da hava kirliliğimizin partikül maddesi çoğalmaktadır. Ve inversiyon dediğimiz Erzurum'un yapısından kaynaklanan bir hadiseden dolayı da kömürümüzü ne kadar az yakıp doğal gazımızı ne kadar çoğaltırsak Erzurum'un havası her sene daha iyi olacak. Bunun başka bir çaremiz yoktur. Bununla ilgili de çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından, üniversitemiz tarafından ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından koordineli çalışmalar da devam etmektedir. Ama Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bizim birinci vasıtamız sıkı bir denetim. Yani bu bunlarla ilgili geçen haftalarda şey yaptık, çalışmalar yaptık, yakanları denetledik, onları buraya topladık, toplantılar yaptık, nasıl yakılacağını ondan sonra bunlara tek tek gösterdik. Artı egzoz için maalesef Trafik Şube Müdürlüğümüzle birlikte denetlemelerimizi yazdık. Bunlara bütün kurumlara, bilhassa Atatürk Üniversitesi'nin eski araçlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Onlar da sağ olsun bu konuda önlem aldılar. Yani hızlı çalışmalarımızın ürünlerini 2017 yılında biraz daha aldık. Ama bu tabii hava kirliliğimizin dört dörtlük tam olarak istediğimiz şekilde dünya standartlarına geldiğini söyleyemiyoruz. Ama bunun için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bunu da başaracağımıza biz inanıyorum. Bu kömür olayını azalttığımız müddetçe doğalgaza vatandaşlarımız da çok bilinçlendi. Bunlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten halkımız bilinçli şekilde hem şikayetler konusunda 181'e yapıyorlar. Hem de bunlarla ilgili kendi yaktıkları apartmanlarda kendi denetimlerini de sıkça yaptıklarını göz ardı edemeyiz. Bunlar için de teşekkür ederim. İnşallah 2018'de bu iş daha da iyi sıklaştıracağız. Doğalgaza, kentsel dönüşüme geçtiğimiz müddetçe hava kalitemiz ve kirlilik oranımız daha da azalacaktır.